Balkanlarda yaptıklarını Anadolu'ya uygulamak istiyorlar ve bunun en iyi uygulandığı yer 93 Harbi'nden sonradır. Bu savaş Osmanlı İmparatorluğu'nun omurgasının kırıldığı savaştır. Yani tamamıyla devlet burada artık diz çökmüş. Yeşilköy'e geliyor biliyorsunuz yani Ruslar. Yani bunun üzerine Ayastefanos Anlaşması'nın Anadolu'da ıslahat yapılması. Bu şudur. Avrupa'nın süper bir formülü var. Türklerden bir bölgeyi koparmak istediği zaman o bölgeye diyor ıslahat yapacaksınız. Özellik verildikten sonra bağımsızlığa gidiyor. Ayastefanos Anlaşması İngiltere'nin devreye girmesiyle Berlin Anlaşması olarak değişiyor. Doğu Anadolu'da ıslahat yapılacak. Tarihçi olduğum için ıslahat lafından, reform lafından her zaman ürkerim. Tabi Abdülhamit, 2. Abdülhamit tahtta o sırada bir yönü olacağını ama mecbursunuz belli şeylere yapmaya. Şey yapılıyor, bu ıslahatlar erteleniyor. İttihat Terakki yönetime geçtikten sonra tekrar aleleniyor. Berlin Anlaşması'nı uygulayın diyorlar devamlı surette. Islahat yapın, reform yapın, ıslahat yapın. En son 1913'te meclis toplanıyor. Mecliste tartışılıyor. Bu önemlidir. Bu bizde pek anlatılmaz. 1914'te Yeniköy Mukabelenamesi imzalanıyor. Sivas, Trabzon, vilayetiste dinlenen bölge. İşte Bitlis, Van, Diyarbakır gibi. Yani Trabzon'dan Diyarbakır'a kadar bir çizgi çekerseniz bunun doğusunda kalan bölge ikiye ayrılıyor. Bunların başına yabancı müfettişler getiriliyor. Kuzeydekine Hollandalı Westenek, güneydekine Norveçli Hof. Yani Türkiye'ye yabancı sömürge valileri gelmişti. 5 milyon nüfus var. Ermenilerin oranı yaklaşık %17'si. Bu şu demektir aslında Ermenistan kurulması. O bölgedeki 3 milyondan daha fazla Müslümanın sürülmesi demektir. 14'te 1. Dünya Savaşı çıkınca bu uygulama yarım kalıyor. Makedonya'dan, Üsküp'ten nasıl dedeleriniz, anneleriniz geldiyse bölgelerdekiler de göç etmek zorunda kalacaklar. Bu benzeri yapılıyor biliyor musun? Uygulamaya geçmemiştir ama. İşgal yıllarında sadrazamken Damat Ferit Paşa İngilizlerle öyle bir anlaşma yapmak ister. Ve Kurtuluş Savaşı sayesinde yürürlüğe girmemişti. Şöyle bir şey yapıyorlar. Bakanlıklara İngiliz müsteşar getirmek. Damat Ferit inanılmaz aptal bir herif. Rüyada yaşıyor böyle. Uzaylı herif.